Herkese merhabalar. Dünyanın en fazla elektrikli araç satan markası BYD artık Türkiye'de. Bugün markanın Türkiye tanışma lansmanı yapıldı. Şöyle göstereyim. Burada 5 adet önemli model sergileniyor. Ama Türkiye için şu anda en önemli model Atto 3. Neden? Çünkü Kasım ayında ilk bu modelin satışına başlanacak Türkiye'de. ATTO'dan sonra hangi modeller satışa sunulacak onu da göstereyim size. Şurada gördüğünüz BYD HAM yazan araç büyük ihtimalle ilk etapta satışa sunulacak ve şu bölümde görülen SEAL. Ee, bu üç araç ilk etapta satışa sunulacak diyebiliriz. Ama e, aralarında ay farkı olacak resmi açıklama Kasım ayında Atto için yollarda olacağı yönünde. BYD bu yıl için Türkiye'de 1500 adet Atto 3 teslim etmeyi planlıyor. Gelecek yıl için Türkiye'de yaklaşık 8 ila 10 bin adet elektrikli aracı teslim etmeyi planlıyorlar. Mansman alanında hummalı bir çalışma var. Biraz gürültü gelebilir kusura bakmayın. oldukça kalabalık burası. Hızlıca size araçla ilgili teknik bilgiler de vermek istiyorum. Atu 350 kv elektrik motoruyla yol alıyor. 310 Nm torku var önden çekişli bir araba. 0-100 hızlanmasını 7.3 saniyede tamamlıyor. Aracın WLTP menzili ortalama 420 km olarak açıklandı. Şehir içinde ise yaklaşık 565 km menzil sunduğu belirtiliyor. Araç 150 kv şarj ünitesine bağlandığında yaklaşık yarım saatte %30'dan %80'e pillerini doldurabiliyor. Atto 3'ün lastik ve jantlarını da size göstereyim. 235'e 50-18 jant ve lastiklerle geliyor. Aracın içine bilmeden şöyle size dışarıdan daha detaylı olarak göstermek istiyorum. Arka tasarım niye ise bilmiyorum imza farlardan kaynaklı mı bana biraz togu anımsattı. Biraz MG halısı var. Var da var. Ee, siz hangi modele benzettiniz yazarsanız sevinirim. Gördüğünüz gibi kayar sinyallerde oldukça şık duruyor. Şimdi size profilden ve önden tekrar gösterdikten sonra aracın içine doğru ilerleyeyim. Şu detay da benim çok hoşuma gitti. Bir ara Seat'larda, FR'larda şu bölgede FR yazardı hatırlar mısınız? Onlara da benzeyen bir tasarım ama çok şık durmuş aracın çıktığını arttırmış. Belki kameraya yansımıyor olabilir ama yakından gördüğünüzde bana hak vereceksiniz. BYD'nin Türkiye'de ilk satışa sunacağı model olan Atto 3 C sınıfı bir SUV. Aslında oldukça rekabetin olduğu bir sınıfa giriş yapıyor. Bu bakımdan fiyatını gerçekten merak ediyoruz. Önemli bir ipucu vereyim size. Kasım ayında satışa sunulacak olmasına rağmen Şöyle bir şey açıklandı. Araç %10 ÖTV dilimine sokulacak. Bu çok iddialı. Yani çok büyük bir sürpriz olmazsa marka yetkilileri %10 ÖTV diliminde aracı tutarak Türkiye'ye iddialı bir fiyattan giriş yapmak istediklerini özellikle belirttiler. Aracın hemen şarj kapağını da size göstereyim. Aracın burun tasarımı da bu şekilde. Yani ön taraf tamamen kapalı gördüğünüz üzere. Burada tabi tasarımı sadece görüntü olarak düşünmemek lazım. Elektrikli araçlarda aerodinami sürtünme katsayısı da çok önemli. Bu aracın sürtünme katsayısı sayısı da 0.29 olarak açıklandı. Evet. Bagaja göz atalım. Elektrikli bagaj kapağı var. Bagaj hacmi 440 litre. Şöyle şimdi içeri doğru geçelim. Şimdi arka koltuklardan başlayarak içeri doğru girelim arkadaşlar. Şöyle ilk etapta bizi enteresan bir kapı karşılıyor. İçeri oturduğumda daha detaylı inceleyeceğim. Bakın şöyle göstereyim. Açma yeri. Şurada bir hoparlör var. Kapı tutacağı. Burası böyle parlak piyano bileğe benzeyen bir malzeme. Şurası güzel krom. Ama şu üstü plastik gibi. Enteresan ve burada önemli bir detay var. Şey belirtmem lazım yani bu aracın tasarımında e, müzik ve sportiflik e, ön planda yani nasıl o tarafa vurgu yapmışlar örnek veriyorum işte buradaki diyelim havalandırma çıkışları bakın bunlar böyle bir ön tarafta da aynı şekilde hani bir dam andıran şekilde yapmışlar İşte burada farklı bir kapı açma şekli var gördüğünüz gibi bakın çok sportifliği burada vurguluyorlar burada insan dokusunu kasları e, simgeleyen e, bir malzeme var e, bu alttaki tabi ses çıkaran şeyler boşuna yapılmamış bir not olarak düşünün bunu aslında hani böyle B, Y, D diye de düşünebilirsiniz onun için e, bakın hoparlör tasarımında yine hani müzik ön planda yani müzikle sportifliği birleştiren bir tasarım e, ön planda aracı tasarlarken dizayn ederken böyle yapmışlar yani bu kapı kolunun böyle yapılması sadece biz değişik bir şey yapalım değişik olsun değil de bunu hani sportiflikle e, müziği nasıl vurgularız o şekilde düşünülerek tasarlanmış bir araçtan bahsediyoruz şimdi arka koltuklara oturdum belirttiğin gibi C sınıfı bir SUV. rekabet burada kıyasıya böyle saçım bir iki Teliyle değiyor diyebilirim. Tam sınırdayım. Yani 1.90'a yakın birisi burada rahat oturabilir. Daha uzunlarda problem yaşanabilir. Size hemen diz mesafemi göstereyim. Ama diz mesafemde hiçbir problem yok. Gördüğünüz gibi hani burada ciddi anlamda bir mesafem bulunuyor. C sınıfı bir su olmasına rağmen sanki çok spor bir araçtayım ve onun arka koltuğunda oturuyorum izlenimi var. Gördüğünüz gibi burada spor koltuk oldukça şık gözüküyor. Şuradan da bir artık ne diyelim penceremiz var. Çok güzel bir hava girişi gibi tasarlanmış. Yan koltukta sağ koltukta öyle. Koltuklar elektrikli. Burada tabi şaf tünelinin olmaması yine önemli bir avantaj. Elektrikli otomobiller bunu ciddi anlamda kullanıyor. Hemen alt tarafta hem bir Type-C hem de USB girişi yan yana. Bu çok harika düşünülmüş. Artık bunun bütün araçlarda standart olmasını istiyoruz. E hemen yanımda da bir kol dayama var. Arka taraf bu şekilde. Araçta şu anda perdesi kapalı olmasına rağmen cam tavanımızda mevcut. Şimdi ön tarafa bir bakalım. Aracın anahtarlarını araktadık. arakladık. <laughs> Sağ olsunlar marka yetkilileri anahtarı ulaştırdılar ama ben önce size çerevinmeden kokpiti göstereyim. Şimdi arkadan bu gözüken spor koltuk e, Arkadan güzel gözüküyordu ya, buradan daha güzel gözüküyor. Şimdi oturup size daha detaylı anlatacağım. Elektrikli bir koltuk var ama kokpiti şöyle göstereyim. E şöyle malzemeyi ellediğimde çok yumuşacık bir malzeme var. Koltuğumu iyice geri alıyorum size buraları biraz daha rahat gösterebilmek için. Ne yapıyoruz? Hemen vitesin arkasında bulunan yani vites seçicinin arkasında bulunan star stop düğmesine basıyoruz. Ne oluyor? Ortalık şenleniyor. Gördüğünüz gibi ekran açıldı. İlk olarak aslında direksiyonuna biraz bahsetmek lazım. Ele iyi oturan ve alttan kesik bir direksiyon. Ben aslında böyle alttan kesik direksiyonları seviyorum. Ee, ve küçük değil. Yani genellikle kesik direksiyonlar biraz daha küçük olur ya bunu bence çok iyi ayarlamışlar. Yani o sportiflikle e, hani müzik vurgusu vardı ya burada direksiyonda da yine bu sportiflik vurgusu var direksiyon tutuş açısını falan çok beğendim ben. E, direksiyonun hemen arkasında küçük bir ekran var. Yani bu dijital ekrandan araçla ilgili birçok e, gösterge panelinde olması gereken şeyleri daha küçük bir ekrana toplamışlar. Buradan bunları görebiliyorsunuz. Ama tekrarlamakta fayda var. Bakın e, havalandırma girişlerini, çıkışlarını görüyorsunuz pardon. Bu havalandırma çıkışları e, oldukça e, enteresan dizayn edilmiş. Yani açıp kapatması, görünümü... Gerçekten enteresan. Bakın mesela şöyle açıp kapatıyorsunuz. Çevirmeli. Hani belki oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum. Ama böyle kalitesiz veya bir plastik hissi yok. O açıdan iyi düşünülmüş. Ben malzeme kalitesini de beklediğimden bir tık üste buldum diyebilirim. Bunu itiraf etmeliyim. Çünkü ben aracı çok merak ediyordum. Markayı çok merak ediyordum. Bugün ilk defa tanıştık. Ve bu neredeyse hani giriş modeli, baz modeli olarak düşünebilirsiniz. Size e, girişte de gösterdiğim birçok e, model var burada. 5 tane model sergileniyor. Türkiye'de ileride de satışa sunulacak ama bu yıl içinde ilk e, uygun fiyatla satışa çıkacak model bu. Ve bunun içinde malzeme kalitesi, işçilik gayet iyi. Bir de şunun altını çizeyim size. Biraz önce anlattım %10 ÖTV dilimine aracı sokmaya çalışıyor marka etkileri. Ve sokacaklarını bize söylediler. Şimdi bu çok önemli. Bunu bir de en baz donanımda yapmayacaklarmış. Bu çok önemli. Yani bunu gerçekten en dolu aracı getireceğiz. Ve onu %10'luk ÖTV dilimine sokacağız diye özellikle belirttiler. Bu gerçekten takdire şayan. Şimdi tabi bu araçta dikkat çeken önemli noktalardan biri de bu devasa tablet ekran. Ee, şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi tablet ekran. Dikey şekilde de dönebiliyor. Bütün araçlarda olacağını söylediler ve standart olarak sunulacakmış. Bu gerçekten önemli. Çok ama siz yine de çok bızıklamayın, bozmayın. <laughs> Çünkü bunda oynamayı çok severiz biz. Ee, i̇çeride şu bölgede hemen tuşlarımız mevcut. İşte park sensörü, e, sürüş destek sistemleri gibi. E, şurada iki tane bardaklığımız var. Burada genişçe bir eşya gözümüz var. Size torpidoyu da göstereyim. Torpido e, küçükten bir tık büyük diyebilirim. Ama şuradaki malzemeleri birlikte bir göz atalım. Buralar plastik değil arkadaşlar. E, yumuşak bir malzeme var. E, şu taraflar yani şu griler biraz sert. Ama şu bölümdeki malzeme de orta sertlikte. Ama şu beyaz arka kapılarda da olan malzemeyi çok beğendim. İnsan kas dokusunu e, hani baz alarak ürettikleri... Temas ettiğinizde insan kaslarının dokusunu e, hani böyle gözünüzde canlandırabilecek e, bu malzemeyi buraya çok iyi yerleştirmişler. E, arka kapalardan başlıyor. Şöyle devam ediyor bu beyaz malzeme. Gösterge panelinin hemen altından devam ederek aslında aracı çepeçevre sarıyor diyebilirim. Evet şimdi aracın dışına çıktım. Aslında kısaca bir özet yapmakta fayda var. Alt 3 önden çekişti. Bir araç 0-100 hızlanmasını 7.3 saniyede tamamlıyor. Şehir içinde dikkat çekici bir menzili var. 550 kilometreyi geçen bir menzil vaat ediyor şehir içinde. Hal böyle olunca herkes aracın fiyatını merak ediyor. Ama demin de belirttim en dolu versiyonunu %10 ÖTV dilimine sokarak Türkiye'de satışa sunacaklarını belirtti marka yetkilileri. O açıdan iddialı bir fiyat bekliyoruz. Gerçekten bu noktada yorumlarınızı merak ediyorum. Sizce B7-U3'ü Türkiye'de kaç paradan satışa sunarsa e, ciddi anlamda pazarda pay sahibi olur? Bunu yorumlara yazın lütfen. Yani beklediğiniz fiyat nedir? Ne bekliyorsunuz? E, bu yıl 1500 araç gelecek. Bence e, kısa süre içinde satılır. Siz ne düşünüyorsunuz? Ama gelecek yıl 8 ile 10 bin adet araç gelmesi planlanıyor ilk etapta. E, bu da ciddi bir rakam. E, sizce pazarda en büyük rakibi kim olur? Fiyat tahminlerinizle birlikte yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu ilk tanışma videosuydu. Daha detaylı bir videoda Atlı 3'te görüşeceğiz. Onu kullanacağız, test edeceğiz. Bugünkü statik bir basın toplantısıydı. Bundan sonraki test videosunda görüşünceye dek selamlar, sevgiler. Lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kanala da abone olun lütfen. Görüşürüz, selamlar, sevgiler.